Herkese merhaba, ben Tutku. Bu hafta vitrinimi sizinle birlikte düzenleyelim istedim. Böylece uzun zamandır bana sormuş olduğunuz ürünlerin marka ve numaralarını da sizinle paylaşabilirim diye düşündüm. Gördüğünüz gibi bir süredir her kullandığım ürünü gelişi güzel koyduğum için dolabın içi birazcık dağıldı. Tamam kabul ediyorum fazlasıyla dağıldı. İlk olarak her şeyi çıkarmak ve dolabı silmek istiyorum. Bir yerleri düzenlemek istediğim zaman çıkardığım her eşyayı mutlaka bu şekilde sınıflandırıyorum. Böylece tekrar yerleştirmek hiç de zaman kaybı olmuyor benim için. Bu vitrinin yeri eşim ve ben de çok ayrıdır. Çünkü evimize aldığımız ilk mobilya. Evet doğru duydunuz. Evimizi ilk olarak her şeyden önce vitrine aldık. Kulağa biraz garip geldiğini biz de kabul ediyoruz. Ama içimize en çok sinen ilk eşyaydı ve neden olmasın ki diyerek vitrinle başlamak istedik. Bu takımın hikayesi benim için çok özel. Çünkü anneannem de babaannem de bu takımı oluşturmak için çok fazla aramışlar. Ancak ne yazık ki üzerinde herhangi bir marka olmadığı için bulamamışlar. Tesadüfe bakın ki annem ve babam evlendikten sonra takım kendiliğinden oluşmuş. Kristal bardakları çocukluğumdan beri çok seviyorum. Dürüst olmak gerekirse kullanmayı da çok denedim. Bana göre hiçbir eşya sadece vitrine ait değil çünkü. Ancak sanırım özel oldukları için misafirlerim kendilerini biraz rahatsız hissettiler. Bu nedenle uzun zamandır vitrinde yer alıyorlar. Sanırım bugüne kadar kullanmadığım tek takım bu. Yani niçin kullanmam gerektiğini çok düşündüm. Belki şerbet, belki zemzem suyu. Ama karar veremediğim için hala vitrinde yer alıyorlar. Bana bu konuda fikir verebilirsiniz yorumlarda. Vitrinimde antika olmayan nadir parçalardan. Eğer beni uzun zamandır takip ediyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. Genelde reçellik ya da sosluk olarak kullanıyorum. Ancak vitrine yakıştığını düşündüğüm için burada yer alıyorlar. Bunlar da yine aynı mağazadan aldım ve aynı amaçla kullandığım diğer eşyalar. Vitrinde kristallerin yanına yakıştığını düşündüğüm için hepsini burada tutuyorum. Sanırım en ama en sevdiğim seri ve tesadüf eseri birçok rengini bulabildim. Bu parçaları nereden bulduğumu ve nasıl tamamladığımı çok fazla soruyordunuz. Gerçekten tamamen tesadüf eseri tam takım olarak buldum ben hepsini. Ancak uzun zamandır pazarları geziyorum ve pek çok kişi takım olarak satıyor. Rahatlıkla her pazara gidip bulabileceğinizi düşünüyorum. Ve özellikle bana çok sorduğunuz için tüm numaralarını tek tek karşılaştırdım. Sanırım benden önce alan insanlar farklı serileri birleştirmişler. Yani pazara gittiğiniz zaman farklı farklı numaraları alsanız dahi tek bir takım oluşturabilirsiniz. Ben kendim de öyle yaptım mesela. Bu seriye merakım arttıktan sonra öğrendim ki tabakları da varmış ve çok hoşuma gittiği için aylar sonra çok çok farklı bir yerden tamamladım. Yani eğer bir şeye merakınız varsa bu tarz konularda rahatlıkla bütün parçaları tamamlayabilirsiniz. Önemli olan gerçekten uygun fiyatla bulabilmeniz. İlgilenen herkesin fiyat konusunda karşılaştırma yapmak istemesini inanın çok iyi anlıyorum. Ancak bana soracak olursanız bu işler çok fazla sabır ve araştırma gerektiriyor. Ben mesela her aradığım parçayı bulsam dahi alan biri değilimdir. Elimden geldiğince çok daha uygun ve çok daha tam halde bulmaya çalışırım. Bu kırmızı takım da öyle. Yıllarca aradım ve sadece 4 sene önce bir pazarda onu oraya buldum. Tahmin edersiniz ki tek bir fincan dahi normalde o kadar vermezler. Bu serinin bana göre en kolay bulunabilen rengi bu takım. Çünkü şimdiye kadar gittiğim her pazarda gördüm. Ve size küçük bir tavsiye olarak şunu söylemek istiyorum. Elinizden geldiğince pazarlara geç saatlerde gidin. Yani diğer pazarlarda olduğu gibi antika pazarlarında da insanlar tezgahlarını toplamadan önce fiyatları düşürüyorlar. Mavi rengine olan düşkünlüğüm gördüğünüz gibi antikalarda da geçerli. Bu demlik serisinin çok farklı bir hikayesi var bende. Tüm bu demlikleri internet üzerinde bir ilanda gördüm. Sahibiyle haberleştik ve kısa süre sonra buluştuk. Beni görünce şaşkınlığını gizleyemeyip bu yaşta antikaları niçin bu kadar sevdiğimi sordu. Anlattıktan sonra hepsini satmak istediğini söyledi. Dürüst olmak gerekirse sadece küçük devlet için gittiğimi ve istesem de hepsini alamayacağımı söyledim. Para istemediğini ve hepsini hediye etmek istediğini söyleyerek ısrar etti. Nedenini sorduğumda annelerinin kısa bir süre önce öldüğünü ve en az onun kadar iyi ilgilenebilecek birisini aradığını söyledi. Çok arada kalmıştım. Almalı mıydım ya da almadan çıkmalı mıydım emin olamadım. Ancak gözlerindeki o ifadeyi gördükten sonra gerçekten kıyamadım. Yani ona o kadar iyi anlamıştım ki kabul edip hepsini aldığımdaki mutluluğunu görmeliydiniz. Eve geldim ve demliklere bakarak annelerin hikayelerinin üstüne yeni bir hikaye yazabileceğime inandım. Hala da kullanıyorum ve yeni hikayeler eklemeye devam ediyorum. Vitrinde antik olmayan diğer parça da İngiliz şomun sütlük ve şekerliği. Umarım vitin düzenim sizin de hoşunuza gitmiştir ve sormuş olduğunuz pek çok soruya cevap bulabilmişsinizdir. Son pazar turumu izleyenler hatırlarlar. Akşam pazarı esnasında tezgahlar toplanırken çok çok uygun fiyata aldığım diğer vazolar. Bunları da İstanbul'dan 20 liraya almıştım. Evdeki eski tepsilere uyum sağlayacağını düşündüğümden kendimce takım yapmak istedim. Son zamanlarda severek içtiğim mavi çayı biraz araştırdığım zaman ülkemizde çok yaygın bir geçmişi olduğunu öğrendim. Özellikle Osmanlı dönemi ve Birinci Dünya Savaşı sırasında pek çok hastalık için tüketiliyormuş. İnternet üzerinden araştırdığınız zaman çok fazla faydası olduğunu görebilirsiniz. Ancak dikkatimi çeken asıl konu çocukların ve gebelerin tüketmemesi gerektiği. Bu benim ilk sesli videomdu. O yüzden bugün ayrı bir heyecan var üzerimde. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın lütfen. Keyifle kalın.